Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 10 yıllık oyun olmasına rağmen hala yeni başlayan oyuncu olduğundan dolayı bugün de motosiklet kulübünden nasıl para kazanılır, motosiklet kulübü nedir, ne işe yarar, bunun videosunu paylaşacağım. Bu gibi yöntemlerle para kasmakla uğraşmak istemiyorsanız PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürüm GTA 5 oynuyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorum kısmında mağazama linki mevcut. Oraya giderken tüm istediğiniz paketleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Tüm paketlerinizi almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Haberiniz olsun. Mağazama linki açıklama ve yorum kısmına sabitlenmiş mevcut. Öncelikle motosiklet kulübü arkadaşlar, bunu gerçekten hani para paketi de yapıyoruz, hesaba giriyorum. Mesela adamın uçan motoru var ama adam uçan motorunu mekanikten çağırıyor. Bilmeyen var ve bu motosiklet kulübünün aslında en çok kullanıldığı amaç arkadaşlar, buradan direkt operatörünüz veya herhangi bir motosikletinizi çağırmak için, tamam mı? Hani atıyorum, hesaba giriyorum, bakıyorum adamın operatörü var ama motosiklet kulübü yok. Sen bunu nereden çağırıyorsun? Mekanikten arıyorum. Mekaniği arayacaksın, 2 saat açacak, bakacak, garajı bulacaksın, onun götürmesini bekleyeceksin. Gerek yok, buradan direkt basıyorsun, bastığın an bak geldi, gördün mü? Bu kadar basit. Öncelikle bunun birinci kullanım amacı budur arkadaşlar. Bunu buradan gönderebiliyorsunuz tabii ki de. Şu an çalışmalı. Ara sıra tutukluluk yapıyor, böyle salak saçma işleri de var arkadaşlar. Bunu buradan gönderebilirsiniz. Tabii tekrardan çağırabilmek için 5 dakika beklemeniz gerekiyor. Eskiden böyle bir dakika sınırlandırması yoktu arkadaşlar. Eskiden savaşırken bir tane operatör patladıysa hemen gidip diğerini çağırdık mesela. Ben de nereden baksam 5-10 tane operatör MK2 vardır ama artık bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. 4,5 dakika, 5 dakika bekliyoruz arkadaşlar. Ama diğer motorlar için herhangi bir şekilde süre sınırlandırması yok. Sadece operatör MK'yı 5 dakikada bir kere çağırabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Onun haricinde buradan arkadaşlar arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz motosiklet kulübüne. Buradan motosiklet kulüp worker'ınızı yapabilirsiniz falan fistan yani. Bunlar challenge ya, manage ya. Bunları fazla incelemeye gerek yok. Friend, fire'mış. İşte bunları zaten hani bunları anlatmaya gerek yok. Hani okusanız da anlarsınız. Şimdi buradan itibaren motosiklet kulübüne girmeden önce motosiklet kulübü nereden alınır söyleyeyim. Motosiklet kulübü arkadaşlar alabileceğiniz en ucuz işletmedir. Hatta oyunda sizde paket varsa bedava olaraktan da gelir. Eğer ki bedava yoksa sizde burada arkadaşlar en ucuz motosiklet kulübü 200 bin dolardan satışa var. Burada zaten konumu da bence bedava ve en ucuz olmasına rağmen de gayet iyi bir konumda arkadaşlar. Ortada eğer ki paranız varsa ona göre de alabilirsiniz. Ben en pahalısını aldım. Şehrin ortasını aldım. İçerisinde modifiye edebilirsiniz. Tabii ki de bu arada Haygan'dan motosiklet kulüpleri indirimli arkadaşlar. İçerisinde kendi zevkinize göre modifiye edebilirsiniz. Custom Bike Shop'u alın almayın. Fark etmez. Motosiklet modifiye etmek istiyorsanız alın arkadaşlar içerisinde. Yani burada özel bir modifikasyon işlemi var mı diye soracak olursanız hani sanırım yok. Hani gidip de Los Santos Custom'dan da aynı boku yapabilirsiniz. Yani hani o yüzden gidip de bunları almanıza gerek yok eğer ki paranız yoksa. Hemen içerisine girelim. Şimdi içerisine girdikten sonra bunun için arkadaşlar hani motosiklet kulübünü almanız tek başına yeten bir şey değil. Motosiklet kulübünün içerisinde 5 tane daha işletme alıyorsunuz. Ve 5 tane işletme işlettikten sonra paranızı kazanıyorsunuz. Yani ben motosiklet kulübünü atıyorum ki aldım 200 bin dolara. Ben ne yapacağım diyeceksiniz. Yani yüksek mevlada para kazanmak istiyorsanız işletmeyi almanız gerekiyor. Veya buradan da gidip işte buradaki müşteri yerin motorlarını teslimatını yapabilirsiniz. Ama tabii ki de bunlardan çok çok büyük paralar kazanamazsınız arkadaşlar. Veya buradan, burada galiba Kulüp Work mi vardı? Değil mi? Aynen işte. Burada işletme var arkadaşlar. Yani buradan fazla para kazanamazsınız. Bak zaten burada fiyatları falan fistan yazıyor. 160 bin yazıyor mesela. Hani bunlar gerek yok. Anlıyorsunuz mu? Bu tür şeylere gerek yok. Sizin yapacağınız tek şey buradaki bilgisayara oturmak. Bu bilgisayara oturduktan sonra her şeyi anlatacağım size. En çok hangi işletme para kazandırır, hangisini almanı öneririm. Şimdi burada arkadaşlar 5 tane işletme var. Hepsi de kokainmiş, otmuş, işte bildiğiniz uyuşturucu. Ne kadar fazla pis iş varsa hepsini buradan yapabiliyoruz. İşte kaçak pasaportçusuymuş, kimlikçisiymiş, sahte para basımıymış, uyuşturucularmış, yani metamfetamin, kokain, uyuşturucu, ne bok varsa var, tamam. Tüm pis iş motosiklet kulübünden yapılıyor. Motorcular haklı. Buradan Buy Business dediğiniz zaman arkadaşlar bunları alabiliyorsunuz. Ben de bedava olduğundan dolayı bak mesela sahte para yapım fabrikasını bedavaya alabiliyorum. Ve bu arada tabii ki de bunlar da şu an indirimli arkadaşlar. İşletmeler de aynı şekilde indirimli. Burada hangi işletmeyi alacaksanız üzerinde zaten yazıyor. İşte bak burada cash yazıyor. Bu dokümancı arkadaşlar işte galiba pasaport falan fistan işlemleri yapıyor. Bu uyuşturucu, metamfetamin. En fazla parayı veren de kokaindir arkadaşlar. Kokaini yapıp sattığınız zaman, yani sanki bu şey anlatıyoruz. Kokaini yapıp sattığınız zaman bu işletmelerin içerisinden en çok kazanacağınız para budur arkadaşlar. Kokain, en ucuz kokain yeri neresiymiş? Hemen ona da bakalım.
Şu an tabii indirimde olduğundan dolayı 682 binde ama en ucuzu 1 milyona satılıyor arkadaşlar. Eğer siz bu videoyu izlediğiniz zaman indirim yoksa ve bu işi yapacaksanız da size kokaini tavsiye ederim. Video farklı konulara gidiyor. Metamfetamini tavsiye ediyor kokain için. Falan filan diyormuşum. Arkadaşlar en fazla para veren kokaindir. Ondan sonra da büyük ihtimalle burada hani sıralanmıştır zaten. Metamfetamindir. Ondan sonra sahte parasıdır. Weed farm'dır. Dökümandır. Hani bu döküman zaten baktığınız zaman işletmelerde buna göre fiyatları artıyor arkadaşlar. Ne kadar kazandırıyorsa baktığınız zaman kokain en pahalı işletme. Ondan sonra metamfetamin geliyor. Kokain aldıktan sonra arkadaşlar buradan direkt alıyorsunuz ve buradaki işletmeye gitmeniz gerekiyor. Bu motosiklet kulübünden herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Yani ne satış yapabiliyorsunuz ne de herhangi bir nasıl söyleyeyim size işletmeyi buradan yönlendirebiliyor muyuz? Yani buradan yönlendirebiliyormuşuz. Bak mesela ben ne bu hangi işletmeymiş? Sahte para işiymiş. Sahte para işinden ben bugüne kadar 7 kere satış yapmışım ve 220 bin dolar kazanmışım. Daha doğrusu pardon çok yanlış söyledim kusura bakmayın. Toplam bugüne kadar arkadaşlar 2 milyon 250 bin kazanmışım. Şu anda satmak istersem de 220 bin dolara satabiliyorum. Ama buradan tabii de görebiliyoruz arkadaşlar. Satış işlemini yapabilmeniz için gideceksiniz buradaki işletmeye girmeniz gerekiyor. Tamam mı? Yani bu budur. Şimdi buradan kokaine bakalım. Kokainden 2,3 milyon diyelim biz buna değil mi? Aynen 3 milyon diyelim. Tabii ben bunları kasmadım arkadaşlar. Hani ben buradan paramı toplayacağım, paramı kasacağım diye uğraşmadım. Size buradan ne kadar para kazandığımı da göstereyim. Baktığınız zaman aslında bak 1 milyon 800 bin. Kaç posta atmışız? Bak bunu 12 kere 12 kere satmışız 1 milyon 800 bin kazanmışız. 6 kere satmışız 1 milyon 800 bin. 7 kere satmışız 2 250. Metamfetamin 6 kere satmışım 2 200. 8 kere satmışım 3 milyon. Yani baktığınız zaman yine kokain en karlı iş arkadaşlar. Hani kokaine yönelin. Tamam mı? Tabii ki de paranız varsa hepsini de alabilirsiniz. Buradan itibaren direkt kokainin olduğu mekana geçelim. Kokainin nasıl bir şekilde işte işletip satacağınızı da anlatayım arkadaşlar. Benim kokain yeri neredeydi acaba hiç bilmiyorum ama. Neyse dışarıya çıkalım. Ben onu bulurum arkadaşlar. İşletme çok olduğundan dolayı onu bulamıyoruz. Burada tabii ki de motosiklet kulübü aldıktan sonra motosiklet garajınız da oluyor arkadaşlar. Buradan hatta direkt operatöre binelim. Dışarıya da çıkalım. Kokaine gittikten sonra orada ben devam ederim anlatmaya. Erik Sayır. Şöyle bir atlayalım. Neredeymiş benim kokolarım? Nereden giriyor lan buraya? Bak içeride de bir iki kişi var yani bak aktif yani insanlar yapıyor bunu aynı anda. Şimdi kokaine girdik arkadaşlar. Benim burada herhangi bir çalışanım falanım fistanım yok. Benim buradaki işletmem şu an kapalı. Polis bastığı zaman eğer ki siz mallarınızı savunamazsanız işletmeniz kapanıyor. Bu işletmeyi açabilmek için tekrardan bilgisayarın başından gideceksiniz. Setup yapacaksınız. Setup yaptıktan sonra burada bikinili ablalarımız kokaini yapıyor. Gerçekten bikinili bu arada. Hani şu an gösteriyorum ama. Onlar yapıyor. Burada bir tane kapıda güvenlik oluyor. Burada kokainler yapılıyor. Yapıldıktan sonra da stoklarda burada birikiyor arkadaşlar. Gidiyoruz satıyoruz tamam mı? İş bu. Ama tabii ki de şu an bu görmüş olduğunuz mekan full artı full arkadaşlar. Yani ne bileyim hani üstteki havalandırmalar olsun, güvenlik olsun. Güvenlik bir boka yarıyor mu diyeceksiniz. Polis yine basıyor arkadaşlar. Hani hiç basmıyor gibi bir aktivitesi yok. Ama büyük ihtimal atıyorum ki 10 kere basacaksa büyük ihtimal 5 kere basıyordur. Ama yine de basıyor yani. Bilgisayara gelen önce. Ben de büyük ihtimalle ilk baş setup yazacak. Setup yazmadan ne kadar gösterebilirim? Önce bir bakayım size. Aynen setup yazıyor değil mi? Burada arkadaşlar ben upgrade'leri yaptığımdan dolayı upgrade'ler de gözükmüyor. Restart business diyor. Kapalı olduğundan dolayı restart yapamıyoruz. Önce setup yapmamız lazım. Setup yaptıktan sonra işletmeyi başlatabiliyoruz arkadaşlar. Siz setup'ı yapacaksınız. Setup yaptıktan sonra zaten ilk baş setup yaptıktan sonra bu sub level'ınız sizin full olarak gelecek arkadaşlar. Full olduktan sonra işletmeleriniz yani içindeki elemanlarınız bunu yapacak. Kokain yapacak. Kokain yaptıktan sonra da size tekrardan buradan gösteremiyorum ama burada sel çıkacak arkadaşlar. İşte nereye satmak istersiniz diye en pahalı lokasyonu seçtikten sonra gideceksiniz satacaksınız. Eğer ki saplıs toplamak istemiyorsanız yani malzeme toplamak istemiyorsanız da gidip buradan 75 bin olması lazım. 75 bin dolar vererekten malzeme alabilirsiniz. Ama tabii ki de motosiklet kulübünden zaten şöyle söyleyeyim. Burası stok level full olduğu zaman arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam ben gerçekten bunları 5-6 sene önce yapıyordum. Araba koplayalım falan bilmezken. Yanlış hatırlamıyorsam burası 1 milyona yaklaşıyor.
1 milyona yaklaştıktan sonra da satıyorsunuz. Hani en pahalı şekilde paranızı kazanabileceğiniz yöntem bu. Diğer mekanlar o kadar fazla bir şekilde arkadaşlar birikmiyor. En fazla para biriken mekan bu. Hani mesela atıyorum kimlikçiye gidersiniz, ne bileyim işte para basımına gidersiniz. Onlar arkadaşlar 200-300 bin stok yapabiliyor mesela. Ama kokain daha fazla bir şekilde birikiyor. O yüzden kokaini öneriyorum. Kokaini öneriyorum size o yüzden. Başka da diyebileceğim bir şey var mı? Dediğim gibi eğer ki paranız varsa buradaki upgrade'leri de yapın. Upgrade'leri yaptıktan sonra malınız çok daha hızlı bir şekilde, yani malzemeniz çok daha hızlı bir şekilde stoğa dönüşüyor arkadaşlar. Daha fazla para yapıyor ve daha az polis basıyor. Ondan sonra gidip satması kalıyor sizde de. Yani anlayacağınız bu. Tabii ki de bu tür mekanları aldıktan sonra da size Nightclub almanızı öneriyorum. Bu Nightclub biliyorsunuz zaten daha önce çekmiştim. Gidip eğer ki bu tür işletmeleriniz varsa işte bunkermış, CEO'ymuş, kokainmiş, metamfetamin de galiba onun içinde dahildi. Nightclub videosunu izlerseniz daha iyi anlayacaksınızdır arkadaşlar. Nightclub'dan da bunlara bağlarsanız eğer ki hem buradaki elemanlarınız size kokain yapacaktır hem de Nightclub'ın içerisinde sizin kokaininiz birikecektir. Nightclub için herhangi bir şey uğraş yok. Sadece oyun içerisinde duruyorsunuz ve elemanlarınız sizin için kasıyor. Hani malzememiş, saplısmış bunlar için uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Ama buradaki mekanlar için uğraşmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu tür mekanlarınız aktifse, varsa, upgrade'liyse, daha fazla da para kazanmak istiyorsanız Nightclub'da da bunu aktifleştirin. Nightclub çok daha hızlı bir şekilde paranızı kazandırabilir arkadaşlar size. Onun haricinde diğer mekanları gezmeye gerek var mı diyecek olursanız bence gerek yok. Sahte para yeri burası. Zaten gözüküyor. Bak bir tane metamfetamin burası. Aynen Nightclub. Bu arada en güzel laboratuvar metamfetamin laboratuvarı arkadaşlar. Başka neresi vardı? Bak burası da otçu. Ot galiba bilmiyorum ne bok. Başka nerede vardı lan benim? Aa bak kimlikçi de burada. Ben en pahalı şeyleri aldım. Hani motosiklet kulübü bir şehirde. Tüm işletmeleri de şehirde aldım. Tabii ki de siz eğer ki buradaki 200 bin dolara satılan şeyi alırsanız buralarda sizin mekanınızda oluyor arkadaşlar. Hatta en ucuz kokain fabrikasının yeri de tam olarak burası. Bizim de buradaydı zamanında. Ondan biliyorum. Ondan sonra da buraya taşımıştık. İsterseniz metamfetamin yerini de göstereyim. Metamfetamin de kapalı benim. Çok fazla polis basıyor arkadaşlar. Ben de uğraşmak istemiyorum. Hani uğraşmak istemediğimden dolayı da polisle münakaşaya girmiyorum. Daha doğrusu görevi tamamlamıyorum diyeyim yani. O yüzden de kapalı. Açmak da istemiyorum. Bak bir kişi daha gelmiş içeriye. Yani insanlar ayanlar bunları yapıyor. Yani diyeceklerim bu kadar. O yüzden kokaini öneririm arkadaşlar. Yine video farklı yerlere gidiyor. Buradan da metamfetamini göstereyim. Metamfetaminin laboratuvarı daha güzel. Tam böyle neydi lan o dizinin adı neydi unuttum. Breaking Bad miydi? O dizideki gibi arkadaşlar. Yani gerçekten tam hani onun gibi yapmışlar. Metamfetamin çok daha güzel laboratuvar. Oraya gidelim laboratuvarı göstereyim size. Ama tabii ki de siz kokain yapın. Adam uçağa binmiş şu an otoparkta. Adam patlamadı. He. Neyse siktir et boş ver. Biz gidelim. Kokain de size göstereyim. Ya da tüm işletmeleri göstersem mi ki? Tüm işletmeleri kısa kısa göstereyim ben en iyisi size. İçinizde kalmasın. Paranız neye yetiyorsa ilk başta hani belki kokain fabrikası alacak kadar paranız yoktur. Gidersiniz mesela kaçak sahte paracıdan başlarsınız. Ne bileyim dökümancıdan başlarsınız. Onlardan bakarsınız hani içinize hangisi sinerse. Burası Wheat Farm arkadaşlar. Otçunun yeri. Hızlı hızlı hepsinin içerisini göstereyim. Zaten hepsi birbirine yakın. Bak burası böyle. Mor ışıklar eşliğinde. Burada arkadaşlar ağaç yetişiyor. Hani şu an göremiyorsunuz. Bu da kapalı. Ama burası yetiştiği zaman var ya of mükemmel. Bunlar böyle fidandan başlıyor tamam mı? Fidandan başlıyor. Ta bak bu adamın boyunu geçiyor yani. O öyle kocaman bir ağaç oluyor. Ondan sonra bunları buduyorsunuz. Budadıktan sonra neredeydi onun stoğu? Bak bunun stoğu böyle. Burada birikiyor. Gidiyorsunuz bunu da satıyorsunuz. Aynı mantık yani. Aynı bilgisayardan gidiyorsunuz satıyorsunuz arkadaşlar. Bu da büyük ihtimal paketlemesi yapılıyordur. Burada da yetişim var arkadaşlar. Dediğim gibi hani küçücük fidandan başlıyor. Kocaman ağaç oluyor. Hatta burası doğduktan sonra aralardan zor geçiyorsunuz. Yani gerçekten öyle. Buradan da direkt çıkalım. Diğer şeylere girelim. Hızlı hızlı size direkt göstereyim. Hatta videoyu keseyim. Buradan en yakın hangisiydi şimdi? İkinci. Hatta burası direkt üçüncü. Dört orası. Beş de orası. Tamam. Ana geldik mekan böyle. Dışı böyle yani. İçlerinin hepsi aynı arkadaşlar. Hani siz içerisini upgrade ettikten sonra içerisinde tabii ki de birazcık değişiklik oluyor. Bu da böyle. Dökümancılar burada. Hatta bu tarafta mıydı? Galiba bu tarafta da bir tane
model oluyor. Onun fotoğrafını çekiyorlar falan fistan, böyle sahte kimlik, sahte pasaport falan filan yapıyorlar. Hani burada fotoğrafçı falan oluyor, orada birisi çekiyor falan. Buradan da bilgisayardan çıkartıyorlar. Aynı mantık. Buradan da işte imzası imzası. Yani anlayacağınız hani bayağı şey yani. Gerçekçi yapmışlar. Hani ben de sanki çok biliyorum da gerçeğini konuşuyorum da öyle yani. Şimdi diğer şeye geçelim. Evet geldik arkadaşlar. Tam olarak şurası. Ulan ben tutturamadım şurayı. Mekana bir girelim. Metamfetamin. Bak burası böyle. Ya burada da şu an gözükmüyor ama bunun da kapalı arkadaşlar. Burası normalde böyle değil. Bildiğin o dizdeki gibi. Koca koca tüpler var burada. Önlüklü elemanlar çalışıyor falan fistan. Burada şu an böyle at gibi koşabiliyoruz ama normalde koşamıyoruz. Hani buralarda kocaman kocaman tüpler oluyor. Metamfetamini burada yapıyorlar işte. Stokta buraya bırakıyor. Siz de gidiyorsunuz bilgisayardan satıyorsunuz. Yani içerisini gösteriyorum ama ben de kapalı olduğundan dolayı hepsi. Polis molis basından dolayı uğraşamıyorum. Hatta burada bir tane de güvenlik olması lazım. Bu da böyle arkadaşlar. Şu an aktif olmadığından dolayı çok bir şey yok ama aktif hale getirdiğiniz zaman göreceksiniz ki öyle olacak. Son bir yer kaldı. O da galiba sahte paraydı. Oraya da gidelim. Oraya da göstereyim. Videoyu da bitirelim. De videonun başından beri şu Yusuf kimse vallahi adamı iyi öldürürler ya. Habire Yusuf öldürüyor. Şuradan gelelim. Benim bir yer açıktı ama burası mı açık? Aa bak burası açıkmış arkadaşlar. Burası yani benim son açık yerim. Bak burada bir tane eleman. Boş boş oturuyor. Bunlar bir de sizden para da yiyor arkadaşlar. Hani günün belli bir saatinde sizden elemanlar para çekiyor otomatik olaraktan. Sizden az bir şey gidiyor. Burada arkadaşlar şu an yine işletme aktif satışa hazır ama işlem olmadığından dolayı şu an onu da gösteremiyorum size nasıl çalıştıklarını ama şu şekilde çalışıyorlar. Buradan kağıdı sokuyorlar işte basıyorlar. Bastıktan sonra çamaşır makinesi gibi bir aletle yani çamaşır makinesi herhalde bu. Bunun içerisinde parayı yıkıyorlar, tamam mı? Yıkadıktan sonra da burada kurulayıp anda böyle telefon başında oturuyor. Şapka koyasım geldi ama boş boş oturuyor buradan bunun parasını ödüyorsun. Bunlar buradan parayı sayıyor arkadaşlar. Banknotları halinde tonar tonar anında böyle koyuyorlar. Siz de gidiyorsunuz satıyorsunuz yani ben bunları ayar oldum şu an. Kovasım geldi. Buradan da aynı mantık satabiliyorsunuz. Ve şunu da göstereyim şuradan upgrade göstermedik az önce. Bak Supplies buradan alınıyor arkadaşlar. İsterseniz Supplies görenlere buradan çıkabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz tüm mekanlara geçer ama benim sadece burası açık olduğundan dolayı bir burası ayakta kalmış. Buraya polis basmamış. Shutdown deyip buradan da kapatabilirsiniz tabii ki de arkadaşlar. Kapatın, açın. Shutdown yaptıktan sonra tekrardan setup yapmanız gerekiyor bu arada. Setup yaptıktan sonra açabiliyorsunuz. Self-stock dedikten sonra da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iki tane lokasyon çıkıyor. Uzak yere seçerseniz daha fazla para kazanıyorsunuz. Tabii bu da 330 bin diyor ama hem full değil, stock full değil. Full olsa büyük ihtimalle 500 bin yazacak. Hani orada yarısının olduğuna bakmayın arkadaşlar. Yani 600-700 bin yazmaz. Genellikle öyle olur yani. 500 bin yazar. Belki siz 500 bine tamamladıktan sonra da aşağı yukarı bir 50 bin 100 bin de bonus verir. Belki yani bak o da belki diyorum. Bonus verirse verir. Onu da bu şekilde kapatırsınız yani. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer ki bu tür satışları public station'a yapacaksanız daha fazla bonus veriyor. Ama public'te yaparken atıyorum ki şuradaki habire ölen Yusuf geldi sizi patlattı tamam mı? Yusuf 47 gelmiş lan yazık adam abi ölüyor. Aa Yusuf öldürdü bak. Atıyorum ki Yusuf geldi sizi patlattı. Tam sövmeden önce Yusuf'u da şey yaptık ama tam Yusuf'u sövmeden önce oyunu kapatıp açın. Tamam oyunu kapatıp açtıktan sonra malware'ınız geri geliyor arkadaşlar. Malware'ı tekrardan satabiliyorsunuz. Yani şu adam gibi perişan halde olmazsınız. Bu videomuz buraya kadar olsun. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bu gibi şeylerle uğraşmak istemiyorsanız da benden paket alın. En iyisi o yani. Ben 1 saatte 1,5 saatte size 2 milyon kasarım. Burada da güvenlik var. Güvenliğine bir boka yaradığı yok yani. Mal gibi dikiyor. Neyse hadi görüşürüz.